15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonu değil, kapatma komisyonu. Darbe girişimini kapatma komisyonu. Sadece o değil. 17-25 Aralık'ta yapılan yolsuzlukları da kapatma komisyonu. Efendim, hakimler, savcılar, yüksek kurulu ele geçirmişler. Ne ele geçirmişler? Ya anayasa değişikliğini beraber yaptınız. Fethullah Gülen ta Amerika'da dedi ki ölüler bile kalksın oy versin bu anayasa değişikliğine. E o atamaları kim yaptı? Siz yaptınız. Efendim SSK'yı ele geçirmişler. Ele geçirmediler arkadaşlar. Siz oralara atama yaptınız. Davayı soruşturan, yani bu darbeyi soruşturan, iddianameyi hazırlayan savcıların iddianameleri Adalet Bakanlığı tarafından isteniyor. Getir bakalım diyorlar iddianameyi, bir görelim. Olur ya bizi zor duruma sokan bir cümle olur orada, onu değiştirelim. Bu bizim tarihimizde görülmemiştir arkadaşlar. Şimdi Adalet Bakanlığı darbeyi soruşturan savcıların iddianamelerini istiyor. Düzeltiyor, bu iddianameyi götürüp mahkemeye verebilirsin diyor. Çatı iddianamesini hazırlayan bir savcı da görevden alındı. Niye alınır bir savcı? Olayı soruşturuyor. Olayı araştırıyor. Gerçekler ortaya çıksın diyor. Sen misin bizden habersiz ve bizim telkinlerimizde iş yapmayan? Gel kardeşim, seni görevden aldım. Savcıyı alıyorlar görevden. Bu ülkede MİT, bu ülkede Genelkurmay niye darbeyi önlemedi? Hangi gerekçeyle önlemedi? Hangi gerekçeyle önlemedi? Bir Allah'ın kulunu çıkıp bize bunu anlatması lazım. Ben kontrollü darbe deyince kızıyorlar. Vay efendim nasıl olur diyorlar. Karanlık noktalar bir değil iki değil. Dünya kadar. Dünya kadar. Bunların hepsinin ortaya çıkması lazım. Siz Bankasya'nın önünden geçen adamı hapse atacaksınız. Bankasya'nın yönetiminde görev alan birisini hapisten çıkaracaksınız. İyi de o vatandaşın günahı ne? Ne günahı var onun? Parası yok onun için. Arkası yok onun için. Adamı yok onun için. Niçin yok? Bütün bu ayrıntıları komisyonun üyesi değerli CHP milletvekilleri rapora yazacaklar. Bütün bu ayrıntıları. Biz görevimizi yapacağız. Asıl suçlular hala yakalanmış değil. Asıl suçlular, asıl failler hala yakalanmış değil. Asıl failler, yani bu işin siyasi ayağı henüz ortaya çıkmış değil. Arkasını bırakmayacağız. Sonuna kadar götüreceğiz bunu. Asıl çağrılıp dinlenilmesi gereken kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iki genel başkanı. Binali Yıldırım ve Recep Tayyip Erdoğan gelip bilgi vermeleri lazım. Nasıl bilgi vermezler? Darbeyi Dünür'den haber aldım. E Dünür gelsin o zaman. Marmaris'e niye gittin? Niye gizleniyorsun Marmaris'te? Asıl onların gelip bilgi vermesi lazım. Çıkıp konuşmaları lazım. Konuşmalarını çıkardık. Bir gün A demiş, ertesi gün B demiş. Ne saatler uyuyor, ne takvimler uyuyor, ne kişiler uyuyor. Tamamen uyumsuz. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Gerçek birdir. Acı olabilir. Ama ortaya çıkarılması lazım. Türkiye'nin bir daha darbe olayıyla karşılaşmaması için. Darbeyi kapatırsanız bu olmaz. Allah'ın bir lütfudur deniyordu. Bu darbe Allah'ın bir lütfudur. Aynı menzile gidiyorlardı. Ne demektir bu? Bir ipte iki cambaz oynadılar. İki cambaz bir ipte oynamaz arkadaşlar. Birisi diğerini tasfiye etti, diğeri yoluna devam ediyor. Neyle? 15 Temmuz'u fırsat bilip karşı darbeyle.
Şu anda Türkiye bir karşı darbe yaşamıştır ve yaşamaya devam ediyor. Demokrasi ve anayasa tamamen askıya alınmıştır. Gayrimeşru bir anayasayla Türkiye yönetilmektedir. Bu anayasa mühürsüz anayasadır. Bu anayasa bu toplumun, bu halkın, bu milletin anayasası değildir. Bu bir partinin anayasasıdır. Bir devlet partisinin. Tıpkı Yüksek Seçim Kurulu'nda olduğu gibi yargının bütün aşamalarına parti militanları atanmaktadır. Ama bütün bunlara karşı onurumuzla, gururumuzla direneceğiz. Direnmek bizim boynumuzun borcudur. Ayarını bozdukları kantar hiç kimse endişe etmesin. Gün gelecek onları da tartacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bir